bugün zorlu bir deplasmandaydık. Saha şartları aslında muhteşem değildi. Saha biraz kuruydu. Rakibimiz sulanmasını istemedim. Anlamda iki takım içinde belki bazen topun gidiş kolaylığı ortadan kalktı. Onun dışında baktığımızda ligin iyi takımlarından biri. İlk yarıda da hem Galatasaray hem Fenerbahçe deplasmanda yenerek ne kadar sürpriz bir takım olduğunu gösteren bir Giresunspor. Bugün de bunu maçın belli bölümlerinde net bir şekilde gördük. 4-0'lık bir galibiyet bizim için çok önemli. Çok net bir skor ama bunun yanında Giresunspor'un iyi oyununda hakkını vermek gerekiyor. Ön tarafı çok güçlü bir Giresunspor bugün sahada vardı. Belki sonlandırmada problem yaşadılar ama dediğim gibi oyunun genelinde ortada giden bir karşılaşma oldu. Bizim daha iyi olmamız gerekirdi. Yani tabii ki skora bakarak herkes bizi bu anlamda muhteşem bir şekilde değerlendirebilir ama biz oyunun genelinde daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bundan sonraki haftalar içinde daha iyi bir takım, oyun olarak kendisi kalesine bu kadar rakibi yaklaştırmayan bir takım olmamız gerekiyor. Çünkü daha önceki maçlarda bunu yaptık. Ama dediğim gibi bugün maçın genelinde üstün oynasak da skor olarak üstünlüğü ele geçirsek de rakibimizin de iyi bir oyunu vardı. Onu da burada belirtmem gerekiyor. Bugünkü galibiyeti başkanımız Dursun Özbek'e armağan etmek istiyorum. O tabii ki biliyorsunuz Giresunlu. Bugün burada bizle birlikte olamadı cezasından dolayı. Çok gelmek istiyordu. Ona armağan etmek istiyorum başta. Tabii ki büyük Galatasaray taraftarına bugün dünden beri burada bize büyük destek verdiler. Bugün maçın içerisinde statta da bu desteği verdi. Yani bugün gerçekten stada baktığımda Avrupa'yı bir stat vardı, Avrupa'yı bir ortam vardı. Herkes insanlar bir arada oturmuş, aynı takımlarını desteklediler. Hiçbir kargaşa olmadı, saha içi de bu anlamda temizdi. Burada da Giresunspor'a ve Giresun halkına da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani burada rotasyonlar yapıyoruz, değişiklikler yapıyoruz. Yerli, yabancı biliyorsunuz bu anlamda kararlar alıyoruz. Bazen maç alıyoruz. Bu değişiklikleri yapıyoruz. Oyun içi değişiklikler de önemli oluyor. Oyuna giren oyuncuların bize katkı sağlaması çok önemli. Bugün giren oyuncularımızın çok olumlu bir şekilde katkısını gördük. Yusuf Demir'e gelince de... Yusuf'un ayağında bir sakatlığı olduğu için bir haftadır bizde çalışamıyor. Son maçlarda kadroda olmamasının nedeni sakatlığı. O da tabii ki bizim yatırım yaptığımız, değer verdiğimiz önemli oyunculardan biri. İyileştiği zaman onu da tabii ki diğer oyuncular gibi kazandırmak istiyoruz. Burada tabii hem bizim ona olan yaklaşımımız çok önemli, şans vermemiz çok önemli. Onun da aynı şekilde formayı bulduğunda bugünkü arkadaşları gibi %100'ünü en iyi şekilde ortaya koyması önemli ama dediğim gibi yani sakatlığından dolayı Yusuf'a şans veremedik ama ligin devamında Yusuf'u bu anlamda değerlendirmek istiyoruz. Uzun zaman önce tabii ki bu meşalenin kıvılcımlarını oluşturduk. Onu ateşi yükseltmeye çalışıyoruz bir yandan. Rakiplerimiz de çok güçlü. Aslında ligdeki her takım çok önemli, çok değerli. Her maç çok zor oluyor. Yani demin de söyledim, bugün Giresunspor belli bölümlerde çok net bir şekilde maça ortak oldu. Bizim bu şampiyonluk ateşini yükseltebilmemiz için bundan da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Ama bu inancımız, şampiyonluğa olan inancımız sezon başından beri vardı. İlk imza attığımda da ortada kadro yokken de hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Yani Galatasaray takımının hedefi her zaman şampiyonluk oluyor. Ben de oyuncularımla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama demin de söyledim, yani gerçekten muhteşem bir taraftarımız var. Bize destek veriyorlar. İyi oyun her zaman, özellikle hücum anlamında zaman zaman iyi işler yapıyoruz. Yani hücum futbolu, tutkulu bir futbol, dominant bir futbol, her zaman taraftarları da mutlu eden bir futbol. Bunun meyvelerini de galibiyetlerle alıyoruz. İnşallah daha büyük galibiyetlere. Rekor kırmak tabii ki güzel, rekorlara ortak olmak güzel ama en önemlisi şampiyon olmak. Yani ilk hedefimiz şampiyonluk. Transferlerimiz tabii ki bu anlamda olacak. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Yani iyi bir kadromuz var. Bunu hep söylüyorum. Bazı oyunculara gerektiği şansları da veremiyoruz. Aslında onları da oynatsak onlar da transfer gibi olacak. Demin Yusuf Demir'le ilgili aynısını söyledik. Yani belki bizden tam olarak, çünkü tek kulvarda
oynadık. Türkiye Kupası girdi. Türkiye Kupası ile birlikte iki kulvara çıktık. Burada oyuncuların forma şansı bulmaları bazen zorlaşıyor. Ama takımımızı da yani her türlü şanssızlığa, olumsuzluğa karşı güçlendirmek istiyoruz. Bazı mevkilerde tabii ki destek olacak oyuncular içeri katmak istiyoruz. İnşallah transfer döneminde iyi bir şekilde geçirip yani burada belki 2-3 tane içeri oyuncu katabilirsek bizi geliştirecek. Elimizde de tabii ki bizden ayrılacak oyuncular var. Bu anlamda yabancı oyuncuların bazılarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Onlardan da istekler var tabii ki. Yani burada forma şansı bulamayan oyuncularımız var. Yani Patrick Van Arnold, Haris Seferovic bu anlamda son haftalarda bizde kadroda da yer almadı. Belki onlar da bu anlamda istekleri zaman zaman oluyor. Bu şekilde bir yol alabilirsek oradaki değişimleri de doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Tabii ki pozisyonları net görmedim. İki takımın da zaman zaman mutsuzluklar oldu oyun içerisinde. Bununla ilgili tabii ki maçı net bir şekilde seyrettikten sonra, pozisyonları net bir şekilde seyrettikten sonra buna karar verebilirim. Ama iki tarafında belli bölümlerde bu anlamda mutsuzlukları oldu. Verilen kararlardan mutsuzlukları oldu. Bununla ilgili dediğim gibi net olarak pozisyonları belki daha sonra gördükten sonra değerlendirebilirim. Ama yani dediğim gibi iki tarafta maçın genelinde bazen hakeme karşı mutsuzlukları oldu. Direkt olarak tabii ki bu olay netleşmeden bir şey söylemek biraz şey olur. Bu hepimizin aslında hani her sene bunu belli bir şekilde görüyoruz, yaşıyoruz. Mutsuzluklar oluyor, yani hatalar oluyor. Yani futbol bir hata oyunu diyoruz, herkes hata yapıyor. O hataları en aza indirgemek istiyoruz. Tabii ki bu anlamda artık teknolojinin de futbolun içinde olduğunu düşünürsek hataların çok daha azalması gerekiyor. Bununla ilgili herkesin sorunları, şikayetleri oluyor. İnşallah bu anlamda yani yeni bir yapılanma olursa tekrar bu anlamda yani hepimizin tabii ki biz de bazen hatalar yapıyoruz. Bazen biz de gereksiz açıklamalar yapabiliyoruz. Sinirleniyoruz, üzülüyoruz. Bazen tepki veriyoruz. Ama dediğim gibi yani burada sonuçta bu işi yönetecek belli bir grup gelecek ve aynı şekilde ileriye götürmeye çalışacak. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olur. Yeni gelen ekip veya bilmiyorum tabii ki belki kabul edilmeyecek bu istifa. Belki devam edecekler. Ederlerse de, yenisi de gelirse de inşallah Türk futbolu için hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.